Bunu not edin. Bu maç ve maç sonucu ve maçta yaşananlar bizim şampiyonluğumuzun habercisidir. Biz çok seneler gördük. Orada burada rakibimizi yeneyip sene sonunda istediğim sonucu ulaşamadığımız. Ama bu maçtaki yaşadıklarımız, gördüklerimiz şunun habercisi. Şampiyonluğun en büyük motivasyonu oldu maç. Sakatlıklarımız da dönünce bence sene sonunun için çok önemli bir motivasyon oldu ve şampiyonun habercisi diyorum. Sporun içinde bunlar var. Çok çok iyi başladık ama düşe girdik son 4 haftada. Yine de toparlayacak kişiler aynı kişiler. 3 puandan öteye bir şey değil. Biz burada bu skora alışık değiliz doğal olarak. Yani yenildiğimiz zamanlarda böyle skorlar yoktu ama şunu da hatırlatayım. Bizim Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımız sezonlarda 4-0'lar, 6-0'lar bir şampiyon olamıyorduk. Dolayısıyla o açıdan bakarsak ben taraftarımıza özür dilerken aynı zamanda da umutlarını kaybetmemelerini, birlik ve beraberlikten kopmamaları, daha çok çok uzun bir yol olduğunu hatırlatmak istiyorum. Üzdük, taraftarlarımızı üzdük, iyi gidiyorduk. Ama her zaman diyorum, bu maç ne şampiyonluk şampiyon yapacaktı bizi, ne de şampiyonluk hedefinden. Başka bir sıkıntı olarak neyi görüyorsunuz sonuçta daha önceki? Müsaade eder misin? Konuşuyorum. Sözen gel sen konuş. Bu bizim şampiyonluğumuzun habercisi olarak görüyorum. Ben transfer haberleriyle, spekülasyonlarıyla, dedikodularıyla bizim performansımızın düşüşünün bir paralellik arz ettiğini sanmıyorum. 4 puan fark nedir? 19 hafta var daha. 4 puan fark. Ve unutmayın. Yani burada ne zaferler, galibiyetler alındı ve şampiyonluk gelmedi bu takıma karşı. Dolayısıyla göreceğiz. Daha köprünün altından çok su akacaktır. İyi günde konuşmak kolay, kötü günde de konuşabilmek lazım. Ben takıma güveniyorum, hocama güveniyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosferle başlattılar. Ama bugün bir basiretsizlik vardı bizde. Ama dediğim gibi de eski günlere dönmek de yine bizim elimizde. Yani bir iki hafta içinde inanıyorum ki o alıştığımız, beğendiğimiz metiyeler düzümüz Fenerbahçe geri gelecektir. Türkiye derbi özelinde, Türkiye'deki derbiler özelinde bakarsanız bu sene öyle gözüküyor ama unutmayın ki Avrupa maçlarında da derbi seviyesinde ve kuvvetinde maçlarda da muhteşem top oynamıştık. Dolayısıyla çok fazla üstüne durmamak lazım. Bir 3 puan kaybettik. Önemli bir 3 puan kaybettik. Önemli bir rakibimize karşı kaybettik ama dünyanın sonu değil. Ben takıma güveniyorum. Taraftarımıza güvenmeye, inanmaya devam etmelerini özellikle rica ediyorum. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum burada yarattıkları atmosfer için. Ve onları mutlu yollayamadığımız için eve de özür diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.